Selamünaleyküm Aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün sizlerin karşısına bu şekilde geçen haftalarda paylaştığım her tarafı Patır patır tomurcuk olan yılbaşı çiçeklerimle geldim arkadaşlar. Sizlere ara ara paylaşıyorum. Açmaya hazırlanıyordu. Böyle gördüğünüz gibi. Ve hepsi çok güzel bir şekilde açtı elhamdülillah. Evet bir saksıda iki renk arkadaşlar. Sarı ve kırmızı. Gördüğünüz gibi. Ben bunu sarı diye almıştım geçen sene. Bu yıl ikinci açışı. Geçen sene değil de bu sene bu şekilde iki renk açtı. Bana da sürpriz yaptı. Görürsünüz sadece saksıda tek renk sarı vardı arkadaşlar. Demek ki kırmızı olan bölgesi yani şu bölgesi açmamışmış. Benim aldığımda, benim aldığımda şöyle sarısı vardı. ben böyle bana bu sene bir mut, sevinç yaşatınca, böyle sürpriz yaşatınca ben çok bir mutlu oldum arkadaşlar. çiçeğimin bir tarafı kırmızı açıyor bir tarafı bu şekilde sarı açıyor. Yani sarı kırmızı karışık açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Geçenlerde sizlerle paylaşmıştım. Aynı koç başı gibi diye bakın. Maşallah subhanallah benim o koç başlarım bu şekilde açtı i̇şte arkadaşlar. Şu güzel kızıma bir maşallah alırız. Tabi hepsini bakın bir yandan da tomurcuğa geliyor. Şimdi yılbaşı çiçeğime kür vereceğim arkadaşlar. Aylık kürünü vereceğim. Vitaminini vereceğim. Ve aynı zamanda da e, yılbaşı çiçeğimize nasıl bakmalıyız nerede konumlandırmalıyız ortamı nasıl olmalı e, sıcağı sever mi suyu sever mi soğuğu sever mi onlardan da gene bir bahsedeyim arkadaşlar şöyle şu da diğer yılbaşı çiçeğim bu da e, turuncu renkli arkadaşlar rengi biraz daha buraya farklı çıkıyor bakın bu da kırmızı ama bu da buraya e, kameraya biraz farklı çıkıyor arkadaşlar benim güzel kızlarım hatta açtılar da geçmeye bile başladılar arkadaşlar da Paylaşmaya çok fırsatım olmadı. Bakın gördüğünüz gibi bu geçmeye başladı. Geçen hafta açmıştı. Şu birkaç gündür açtı. E, şu da geçen haftalarda açtı ama gene de bu şekilde çok güzel bir şekilde açmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet şu güzellikleri beklemeye değiyor öyle değil mi? Yılbaş çiçeği nasıl bir çiçektir? Nasıl açar? Yılbaş çiçeği genellikle kışın böyle kışa girerken kışın ortasında bahara girerken yılda Yerini severse yılda üç kere açabilir arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği yerini ve havasını severse yılda üç kere sizlere açar. Sadece yılbaşında açmaz yani. İnşallah bakın Kasım ayında bu şekilde açtı. İnşallah şöyle bahara doğru bir daha açmasını bekliyorum. Ben bu güzel kızlarımı, bu yılbaşı kızlarımı, annesinin fıstıkları. Bakın şu da Paskalya yılbaşım arkadaşlar. Bu Paskalya yılbaşımın şöyle bir tanesi burada bakın bu şekilde. Bu da açıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Uçlarında tomurcukları var. Bu da Paskalya yılbaşı. Bu kırmızı açacak inşallah. Bu, bu yıl tomurcuğu yok ama arkadaşlar Allah izin verirse bahara inşallah tomurcuklanırsa sizlerle paylaşırım. Yılbaşı çiçeğimi ben yazın balkonda serin bir yerde durdurdum arkadaşlar. Serin, havadar, açık alanda durdurdum. Yani evin içinde durdurmadım. Yılbaşı çiçeğinin kışın açmasını istiyorsanız yazın. Balkonunuzun serin bir köşesine Havadar bir yerine koyun Ama güneşin altına koymayın arkadaşlar Bu bir püf noktası Yılbaş çiçeği kaktüs güllerden evet Ama fakat kaktüs gibi e, Aşırı susuz bırakmayın O zaman şu dallarındaki özünü e, Buradaki özünü Suyunu kuvvetine verir arkadaşlar O zaman ne olur Bu dallarında pörüşme olur arkadaşlar Kurumaya başlar o zaman dallarında çürümeye başlar yani 10 e, günde bir e, su vermeniz idealdir arkadaşlar. Ayda bir kere de muhakkak yılbaşı çiçeğine kışın aşması için her ay yazlık kışlık muhakkak vitamin uygulayın arkadaşlar. Bu vitaminlerden birisi şöyle göstereyim sizlere tabii ki çay kürü. Ben çay kürü veriyorum, limon kürü veriyorum arkadaşlar. Mayalı suda verebilirsiniz ama ben bugün çay kürü vereceğim arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği en çok çay kürünü seviyor. Çay e, topraktaki demir vitaminini sağlıyor. Biz insanlarda demir eksikliği yapan çay çiçeklerimize demir vitamini oluyor arkadaşlar. O yüzden bugün yılbaş çiçeğime çay vereceğim. Şimdi yılbaş çiçeği nasıl kışın nerede durmalı? Kışın da serin bir ortamda olmalı arkadaşlar yılbaş çiçeği. Kışın mesela bu şekilde tomurcukta ise çiçeklerini hafta haftada bir kere sulayın. Çünkü bu şekilde tomurcukta iken daha çok suya ihtiyacı var arkadaşlar. Eğer suyunu düzenli vermezseniz gene bu yapraklarındaki öz suyunu emecek o zaman. Tomurcuğu yok ise bakın bu şekilde tomurcuğu yok ise 10 günde bir sulayabilirsiniz. Toprağın kurumasına izin verebilirsiniz. Ama tomurcuklu ise bu şekilde haftada bir kere sulayın. Ee, rahatlıkla tomurcunu bu şekilde açabilmeli arkadaşlar. Şu dallarındaki kuvvetinden almamalı. Bu dallarındaki kuvvetinden alırsa çiçeğimizi kurtaramayız. Ben daha önce bunu yaşadım. Bakın bir yandan da çok güzel bir şekilde bu şekilde tomurcuklanıyor arkadaşlar. Benim güzel kızlarım annesinin fıstıkları. Oy ben sizi yaradan Allah'ım. Arkadaşlar Rabbimin yarattığı güzelliklere bakar mısınız? Renk renk çeşit çeşit. Evet. Ben yılbaş çiçeğini öncelerden de çok severdim. Benim YouTube kanalım olmadan önce arkadaşlar yılbaş çiçeğim vardı. Hem yazıp hem de kışın açmıştı. Evet yerini severse yılbaş çiçeği yılda birkaç sefer açıyor arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğinin açması için biraz önce de dediğim gibi yazın balkonunuzun açık bir yerinde. Kapalı balkonda olmasın arkadaşlar. Açık bir yere koyun. Ama kölge ve serin olsun. Yani havadar olsun. Kışın ise gene evin içinde en serin yer nereyse oraya koyun. Yılbaşı çiçeği sıcağı sevmez. Yılbaşı çiçeği güneşi de sevmez arkadaşlar. Benim bulundurduğum ortam bu şekilde aydınlık. Sabahları çok az bir uzaktan güneş görüyor. Bu da ona yetiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim kürüne. Ben şöyle bir litrelik suya bakın bu şekilde e, bir çay bardağı dem koydum arkadaşlar. Sabah kahvaltıdan kalan bu şekilde demi bakın şeker falan atmadım buna dikkat edelim. Bu bir bardak çayı bu şekilde şöyle oda sıcaklığında bulunan suyumun içine döktüm. Bakın gördüğünüz gibi zaten de renginin de belli. Şimdi bunu ben kızlarıma vereceğim. Şifa olsun diye. Yılbaş çiçeğimizin sulamasına dikkat edersek, serin durduğu yerine dikkat edersek arkadaşlar çok güzel bir şekilde açar. İnşallah benim bu kızlarım Kasım ayında açtılar. İnşallah şöyle bahara doğru da açmalarını bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bakın şifa olsun diyerek yapraklarını değdirmeden dallarına değdirmeden bu şekilde bakın şöyle paskalya da vereyim arkadaşlar bakın şuradaki diğer yılbaşı kızıma da vereceğim bu şekilde Yılbaş çiçeği sereni sever. Ne susuzluğu sever ne de suluyu sever arkadaşlar. Çok sularsanız kök çürümesi olur. Çok aşırı e, susuz bırakırsanız da bu sefer kökleri beslenemez, yeterince suyu alamadığı için bu şekilde özlerinden alır arkadaşlar. Yani yılbaş çiçeğini 10 günde bir sulayalım. Yılbaş çiçeği kaktüs güllerden bir çiçek deyip de 15-20 günde bir sularsak o çiçek ne açar, e, ne de bu şekilde dalları canlı ve güzel olur arkadaşlar. Dalları pürüşür e, ve kurumaya döner. Yani sulamasına ve güneşine soğuğuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Ben salonumda durduruyorum çiçeklerimin hepsini. E, evin merkezi sistem ısıtmalı olduğu için salonumun peteğini kapattım çiçeklerim için. Daha şu anda da zaten e, hava o kadar çok soğuk değil arkadaşlar. Eğer çok çok aşırıya eksiye düşecek olursa dışarı havası o zaman kısık bir şekilde odamın... E, peteğini kısık bir şekilde açarım arkadaşlar. Çok aşırı derece soğuk olursa. Çünkü evim kuzuya da bakmadığı için odam ılık arkadaşlar. O yüzden açmadım. Ama gündüzleri şöyle arada bir cama açıyorum. İçeriye havalandırıyorum. Çiçeklerimin hava alması için. Bu şekilde sizlere birlikte yılbaşı kızlarımı paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet bu güzelliklerime bir maşallah alırız öyle değil mi? şu güzel kızımla sarı kızımla gelin çiçeği gibi bununla sizlere veda edeyim arkadaşlar. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım değerli takipçilerim sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.